Şimdi bu çok büyük bir soru işareti. Tabii az önce ilk şimdiki söyleşimize başlarken üstü kapalı olarak ifade etmek istediğim sizin sorunuza cevaben IŞİD tamamen Musul'dan temizlenir mi sorusuna cevaben fiziki olarak, görüntü olarak evet ama ruhen, zihnen pek şüpheli dediğimden doydu. Yani IŞİD Musul'a nasıl geldiğini hatırlarsa bundan 3 sene önce öyle büyük bir cephe mücadelesi vererek sokak sokak, ev ev, mahalle mahalle çarpışa gelmedi hatırlarsak. Yani Musul'un IŞİD'den kurtarılması ve temizlenmesi operasyonu muazzam bir Amerikan hava desteği altında, Amerikan askeri koordinasyonuyla Irak ordusu ve peşmergenin ilk defa bu çapta bir işbirliği yaparak devrede olmasıyla hep birlikte, ki işin bir yandan da Musul operasyonu sırasında cephe gerisinden de Rakka'dan da sıkıştırılıyordu. Yani film bir anlamda geri sarıyordu. Buna rağmen 9 ay sonra, yani bu operasyonun başlangıcından dün Haydar El-Ebadi'nin Musul'a girdiği güne kadar geçen süre 9 ay. Halbuki Musul'a girişi IŞİD'in Haziran 2014'ün müthiş süratli bir şekilde oldu. Niye oldu? Karşısındaki askeri güçler kötüydü. Ondan mı? Evet, bunun büyük rolü var. Kendilerinde Saddam döneminin Irak ordusunun önemli komutanları ve birlikleri de vardı. Bunun da rolü var mıydı? Evet, bunun da rolü vardı. Fakat en önemlisi Musul halkı, yani oradaki Sünni ahali kendisini biraz IŞİD'de görmeyi tercih etti. Halbuki Musul'un Sünni bir valisi vardı, Türkiye'nin adamı sayılan. Aynen, yani kelime olarak dil sürçmesi falan değil bu. Türkiye'nin adamı olarak Irak'ta bilinen Nüceyfi Musul valisi idi. Sünnilerin, Musul Sünnilerini temsil ediyor. Zaten silme bir kendi. Musul Asil el-Nüceyfi'nin, valinin abisi Usame el-Nüceyfi şu anda Irak'ta Sünni Cumhurbaşkanı yardımcısı. Buna rağmen Musul'un zaten idari yapısında var olan, oraya hükmeden Sünni Musul hiçbir şey ifade etmedi. IŞİD geldi, büyük bir süratle geldi, hemen şehri aldı. Nüceyfi de kaçtı zaten, bıraktı. Şimdi geri gelebilir mi? Şüphe zaten Musul'da kim yaşıyor da belli değil. Dolayısıyla Musul'u kim temsil ediyor belli değil. Oraya şimdi bayrağı diktiler. Bağdat geldi, Irak bayrağını dikti. Fakat o bayrağı oraya taşıyanlar Bağdat'taki rejimin bel kemiğini teşkil eden o unsur, Musul'u temsil eden gerek tarihi olarak, gerek kültür olarak, gerek de hali hazırdaki psikolojisi itibariyle Musul'u pek temsil eden bir yer değil. Musul'un temsiliyeti de çok çok büyük bir sorun olarak bizde dikiliyor, açıkça söylemek gerekirse.